Ömer Bey, kolunuz, kolunuz kanıyor. Çok özür dilerim, ben hemen şimdi yara bandıyla halledeceğim. Sargı bezi falan var mı bir yerlerde? Tamam, önemli değil. Hayır, önemli. Ay, kolunuz çok kötü oldu ya. Bir hastaneye falan mı gitsek? Çünkü dikiş atmamız gerekebilir. Defne, bir sakin ol. Dur, nefes al. Defne, tamam, önemli değil. Hastane falan nereden çıktı? Ufacık bir çizik, ama abarttın. Ya nasıl önemli değil? Ben önemli diyorsam önemli. Madem hastaneye gitmeyeceğiz, saracağız. Efendim? Yok bir şey. Sakinleştin mi biraz? Evet. Hayır. İyi geceler, ben artık gideyim. Nereye? Evime. Saat şimdi geç oldu. Yani Şükrü de yok, arabayla gitti. Ben tek başına yollamam seni bu saatte. Bu gece burada kal. Kalayım mı? Kalamam. Sanki birbirimizi görmeye bayılıyormuşuz gibi. Defne, tamam. Ben son zamanlarda sana çok sert çıkışlarım oldu. Tamam, haklısın. Ben kızmak taktı. Tamam. Ben de bir an çok sinirlendim. Ortalığı falan dağıttım. Özür dilerim. Ya sonuçta 13 gün kalmış değil mi? Bir sabret yani. Tamam. Bak, ne olur konuşmayalım şimdi. Sen yukarı çık. Dolapta benim şortum, tişörtüm falan var. Giy onları, güzelce uyu. Ben de burayı bir toparlayayım. Yatarım şurada. Yok, ben gideyim. Defne. Gitme. Kal. Lütfen. Peki. O zaman ben bir evdekileri arayayım da. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yıtar ettiği. Baktıkça çırpını yüreği bürür. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Kızım çok geç olmuş ya. Kendini kaybettin Defne. Hah. Alo abi. Neredesin kızım sen? Ya şey, ben dışarıdayım ama iş için yani. Öyle gelemeyeceğim gibi görünüyor. Sebep? Uzak bir yerde misiniz? Gelip alayım mı seni? Bak Defne, kötü bir şey yok değil mi? Yok yok, merak etme, iyiyim. Problem yok. Anneannem ne yaptı? O çoktan uyudu ya. İyi, o zaman sen şey yaparsın değil mi ya? İdare edersin beni. Ya... Ederim, etmesine de bu dışarıda kalma işi alışkanlık haline gelmesin bak. Yok yok, merak etme, olmaz. O zaman kaçtım ben, hadi.
İyi geceler, bay bay. Hadi iyi geceler, hadi. Ömer Bey, günaydın. Kusura bakmayın, ben bu sabah geç uyandım. Tamam, ben hallettim. Bir dakika, sizin bu saatte çoktan kahvaltı yapmış olmanız lazımdı. Ettim zaten. Peki bu kimi? Sana. Otursana, gel. Bana yani. Nasıl yani? Sen seversin diye sana bunları hazırladım. Sebze suyu pek sana göre değil. Değil mi? Ofiste çay içiyorsun, görüyorum. Tek şekerli. Doğru muyum? Doğrusunuz da. Desene, soğutma. Sen yemeğini yerken ben programın üstünden geçeyim mi? Ha? Ay. Ay, pardon ya. Ay. Niye peki yani? Kendimi sana affettirmek için diyelim.
Hadi yesene. Çayın soruluyor. Bugün şirkete gitmesek mi ya? Yani beraber gezeriz. Ne diyorsun? Al iç. Al. Ben de kendime kahve koyayım. Ceketim cebinde, bak sen. Alo Koray Bey. Kız, patronuna söyle Yasemin'in onayladığı mekan katiyen olmaz. Koray Sargın bunu kabul etmiyor. Kız yaklaştır o telefonu, yaklaştır. Ah çığlıklarıma kulak ver. Hassas ruhu kahrolmuş bir adamın naif ezeyanları bunlar. Ben dinliyorum sizi Koray Bey. Defne, Ömer hemen gelsin mekana baksın. Ay Sinan da yok ortalıkta. İstifa edeceğim, yeminle istifa edeceğim. Ben sizi şimdi Ömer Bey'e veriyorum Koray Bey. Efendim Koray. Ne mekanı? Hayır, orası niye olmuyor? Bana bir söylesene, orası niye olmuyor? Allah Allah. Ne oldu ya bu adama şimdi? Hayır. Kamera şakası falan desen Ömer Bey'in tarzı değil. Asıl sana ne oluyor kızım ya? Ayırdın 2 dakikada ağzını. Kore'ye gitmemiz lazım. Tamam, hemen gidelim. Böyle bir zeytin at, ayıp olmasın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Defne. Günaydın Şükrü abi. Ben de seni merak ettim. Niye ki? Ne bileyim, sabah görmeyince hastasın falan diye düşündüm. Yok yok, iyiyim. Bir şey yok. Kore'ye gidiyoruz Şükrü. Derhal efendim. Teşekkür ederim. Ne var Sinancığım? Bir tadın kaçmış gördüm seni. Neye canın sıkkın? Ne yalan söyleyeyim, canım sıkkın Neriman Hanım. Yoksa Yasemin meselesi mi? İsviçre'ye de gitmemişsiniz. Bir sorun mu var? İstersen hemen el atabilirim. Biliyorsun aşk meşk işleri elimden gelir. Malum, malum. Gel şöyle otur. Mine bize birer drink getirsin. Mine! Kahve! Karşılıklı Sinancığımla içelim. Yani Neriman Hanım, Yasemin değil ama dediğiniz gibi canım biraz sıkkın. Tam üstüne bastınız. Ben üstüne bastığım şeyleri görmem çocuğum. Sen anlat. Görmediğiniz belli. Ömer ve Defne. Ha, şu mesele. Nasıl yani? Neriman Hanım. Bakın bu işin tadı kaçmaya başladı. Aa, niye ayol? Bana bak, iş yerinde oynaşıyorlar mı yoksa? Utanıyor musun? Utanma çocuğum, utanma. Hayır, niye utanayım, utanma. Öyle bir şey yok zaten. Ben diyorum ki yani Defne ve Ömer sizin sandığınız gibi birlikte değiller sanırım. Nereden bakınca? Buradan bakınca, şuradan bakınca. Yani Neriman Hanım... Bakın bu, yani bu iş Ömer'e de Defne'ye de zarar veriyor. Ya Ömer olmadığı bir adama dönüştü. Ne bileyim, ben onu böyle bir yalan içe soktuğum için yani rahat değilim. Defne deseniz o da iyi bir kız. Yani temiz, masum, saf biri şimdi yani. O da zarar görüyor. Ben bilmiyorum, benim işim hiç rahat değil. Sinancığım, sen çok dolmuşsun bu konuda. Demek araları iyi değil. Ya Ömer Bey, ben taşırdım onu. Niye zahmet ediyorsunuz ben? Olur mu canım? Hiç önemli değil. Ben hallederim. Allah Allah. Sıcak bir şey burası. Bir şey içer misin? Bir şey yok ki. Nasıl? Burada diyorum, bir şey yok. Sen burada bir şey olmadığını nereden biliyorsun?
Kız, sensin bir şey yok. Koray Bey ya. Koraycığım, ne yapıyorsun? Korkutuyorsun bizi. Ömer, Yasemin lansman için süper kiç bir mekan onaylamış. Hayatta olmaz, kabul etmiyorum. Yani bu konseptten onun kadar ben de sorumluyum. Adıma asla leke sürdürmem. Ben bir markayım. Ben Koray Sargın'ım, bir şey yap. Koraycığım, abartıyorsun. Ben mi abartıyorum? Ben. Ben var ya ben. Ben avantgard bir fotoğraf yıldızıyım. Ama o pis Yasemin 2013'lerde kalmış Alaturka ve avam bir kadın. Koray Sargın. Heh, söyle kız. Şunu bileydin hayatım. Ben, bak bak bak, ben. Bakıyorsun değil mi? Ben Koray Sargın. Bahşedip de Türkiye'de yaşıyorum be. Allah, sen ne söylersen söyle, ben Yasemin'in vizyonuna güveniyorum. Ha, neyin vizyonu? Neyin vizyonu bu? Onu yaptığı standa gördük. Resmen Harrods'un 2 yıl önce yaptığı birebir kopya. Değil mi kız, söyle? Benim bir şey anlamamam normal mi ya? Efendim, bir şey mi söyledin? Ben bir şey hazırlayayım diyorum. Dur dur dur, olur mu canım? Sen ne hazırlıyorsun, ben hazırlarım. Şükrü'ye söyleyeyim, sana bir şey alsın mı? Sen sıkılmadın değil mi, iyi misin? Daha neler canım, iyi miyim? Bir problem yok. Siz şey yapmayın, ben yapayım diye. İyi madem. İyi. Ömer the gentleman. Ne oluyoruz? Defne buraya daha önce geldi mi? Bardakların yerini nereden biliyor? Ay. Ne oldu, su mu kaçtı kulağına? Yok hayatım, benim böyle bazen kulağım tıkanıyor da. Ay, bir şey mi dedin sen? Çok yaşayın. Ondan eminim tatlım. Anlat. Ha? Yani mesela bu Defne'nin istifa meselesi. Helal. Ne? İstifa mı? Ne istifası? Ne istifası? Sizin haberiniz yok mu Defne'nin istifası? Yok. Var. Ay, yine neyin peşinde bu iş batıran? Ay, ay dur düşüneyim. Düşünüyorum tatlım. Hayır, düşünün maalesef. Aman canım, yani gören petrol kuyusu buldu zannedecek. Alt tarafı 2 tane dolap var zaten. Bir elini atmıştır bir şeye de denk gelmiştir, bulmuştur. Doğru gerçi, niye takıldıysam o kadar. Yani. Kızım, şuraya koy, sakarsındır sen. Kız, ikram et. Koy. Hoş geldiniz. Şimdi, Ömer'le Defne sevgili oldular ya... ...Ömer Defne'nin çalışmasını istememiştir. O yüzden istifa etmiştir. Ne? Asistanlık zor iş. Ömer Defne'ye kıyamamıştır. Ben böyle düşünüyorum. Benim fikrim bu yani. Emin misiniz ya? Ay tabii kuşum. Rahat ol sen. Zaten Defnecik de bir müddet sonra hayatımızdan çıkıp gidecek. Düğünün ertesi günü Vın Turizm yok olacak. Nasıl Vın Turizm? Artık kanat mı çıkartır, motor mu takar? Öyle vın yani. Yok olacak, anlaşmamız böyle. Ne? Ay Sinan, o kızcağızı gelin olarak alacak değiliz ya. Oyun boyun hepsi bitecek işte. Ne sanıyordun? Ben sanıyordum ya, Nerim Hanım, insanlara böyle bir şey yapılır mı yani? Ben sanıyordum ki siz ne bileyim Defne'yi uygun buldunuz. O yüzden işe soktunuz hani şey, gelin olarak yani. Ay Sinan,
bazen ne kadar saf oluyorsun. Koskoca şirketi nasıl yönetiyorsunuz anlamıyorum. Ayol sen takma kafanı bunlara. Benim işim var, gücüm var. Hadi çocuğum. Merhaba Sinan, hoş geldin. Ay çocuk biraz sendelemiş. Sen onu bir toparlayıver Necmi. Tamam tamam, toparladım. Bak bunları da göndereceğim sana tabii mekana gidersen. Tamam Koray, tamam. Koray tamam. İçindeki konsepte de bakacağım, mekana da bakacağım. Her şeye bakacağım Koray, tamam. Ölümü gör. Koray tamam diyorum ama. Hı. Koraycığım. Hı. Söz ver. Defne benim telefon. Tamam ben alırım siz şey. Tamam. Kız. Hayatında var mı biri? Vallahi yok. Ay herkeslerde yalnız Ömer. Koraycığım biz gidebilir miyiz? Tamam tamam gidin. Aa dur gitmeyin. Ay şimdi aklıma geldi. Bu sana gönderdiğim orijinal fotoğrafları gördün mü? Hani Photoshop istemiştin ya. Görmedim. Akşam bir mevzu patladı da. Çıkalım çünkü geç kalıyoruz şu anda. Hadi. Hay Allah. Yok Ömer Bey, siz hiç zahmet etmeyin. Ben şimdi hallediyorum. Hiçbir problem yok. Ben toplarım şimdi bunları. Hemen topluyorum, geliyorum. Siz arabada bekleyin, ben bunları halledeceğim. Gel Ömerciğim, ben seni geçireyim. Ben hemen geliyorum. Bek biraz daha darlayayım seni. Yetmedi bana bu darlama. Hadi. Öyle olsun bakalım. Fotoğrafları silmem lazım. Nerede fotoğraflar ya? Sil Defne, sil, 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 sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Başına büyük bela alacaksın yoksa. Oh, tamam. Bırak şimdi Sinan. 11 yaşından beri tanırım seni. Ömer'le beraber bu evde büyüdünüz. İzin ver de bir derdin olup olmadığını anlayayım ha. Şimdi delikanlı gibi söyle bakayım. Ne oldu? Yok bir şey Necmi Bey, gerçekten. Necmi Bey. Oğlum bırak bu prosedürü. Neriman içeride rahat ol. Ya sıkıntı yok Necmi abi. Yani siz nasıl olsun istiyorsanız. Benim istediğim gibi olmuyor işte. Yasemin'le aranız nasıl? Yok bitti o iş. Yani pek bana göre biri değilmiş. Bana göre biri değilmiş derken... sen kendine göre birini buldun. Aşık oldun, tutuldun. O yüzden mi karaları bağladın? Doğrusun abi. Ama aramızda kalsın olur mu? Bir de kim diye sorma. Merak etme aramızda kalır. Ayrıca da sormam. Çünkü kim olduğunu biliyorum. O kadar açık veriyor muyum ya? Buraya onun için geldiğini de biliyorum. Hadi ben seni fazla tutmayayım. Yalnız bak fazla düşünme. Fazla düşünme kalbe iyi gelmezmiş. Eyvallah abi. Vay be. Ortalık bayağı kızışmış. Günaydın. Günaydın. Aa. Kapımı açmayacak mısın? Olur, açalım. Senden gidelim. Ay öldüreceğim ben bu Koray'ımı artık. Ne o sinsi sinsi arkamdan iş çevirmeler? Onun ne haline beni eleştirmek? Tamam tamam kapat. Dur kapatma.
Ömer nereye gitmiş? İyi, tamam. Ben Tem'den gidelim demiştim. Demiştiniz. Tem'de değiliz ama. Aa, vallahi bildiniz. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gidiyoruz işte. Ama buradan gidiyoruz. Ne demek buradan gidiyoruz? Bu saatte Tem'den gitseydik bir arpa boyu yol alamazdık Yasemin Hanım. O yüzden buradan gidiyoruz. Hayır, ben anlamadım. Sen bir karar vereceksin nereden gideceğimize. Şimdilik öyle gözüküyor. Geldik sayılır. Açmıyor. Defne, sen biliyor musun Sinan nerede? Yok, bilmiyorum Ömer Bey. Tabii bilmiyorsun. Nerede bu adam anlamadım ki. Lansman yaklaştı. Mekan işi de ondaydı. Bütün planım alt üst oldu. Belki telefonu böyle bir yerde falan unutmuştur. O kadar çok çalan telefonu istesen de unutamazsın. Başka bir şey var ama öğreneceğiz sonra artık. Şükrü, şurada bir durabilir misin? Tabii ki. Sos zamanı gelmiş anlaşılan. Sipariş mi vereceksiniz? Hayır, geliyorum şimdi. Sos mu? Burası Ömer Bey'in sürekli geldiği gurme market. Sinan Bey de ikisinin yurt dışından istediği özel soslar olursa buradan sipariş ediyorlar. Vay be. Öyle bizim gibi yani böyle salçayı kavurup makarnanın üstüne dökmüyorlar. Sosları bile bir acayip Hint kumaş gibi bulunmuyor. Yani canım, mevzu sadece sos değil tabii. Başka şeyler de satıyorlar burada. Değişik tatlar denemeyi seviyorlar. E tabii gurmelik başka bir şey. Herhalde. Al bakalım. Bana mı aldınız? Sana uzattığıma göre. Ofiste görüyorum, Nazlı Can'la çılgın bisküvi partileri yapıyorsunuz. Sen yulaflı seviyordun değil mi? Bak bu da yulaflı ama başka aromalar da var içinde. Ye bakalım, seversen yine alırız. Ya Ömer Bey, çok teşekkür ederim. Gidelim Şükrü. Tabii efendim. Hı, çok güzelmiş Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah Allah. Ya işte ben de hani gözlerimi çizdireyim diyorum ama sonuçta o da bana bir karizma katıyor, gözlük. Değil mi? Ne gibi? Yani ne gibi? Böyle bir entelektüel bir hava mesela. Hani bak mesela, bir gözlüksüz bir bak. Ne? Ha. Bir de gözlük de bak Derya, bak. Ne? Okur yazar bir hava. Aa, Sinan Bey hoş geldiniz. Oğlum, sana bir tavsiye. Bu kadar çaresiz takılma. Vallahi bak, buradan ekmek yemezsin. Sakin ol ya. Bırak onlar sana gelsin. Haklısınız galiba. Çünkü böyle olunca gidiyorlar yani. Değil mi? Öyle. Ömer geldi mi? Yok, gelmedi daha. Defne? O da gelmedi dolayısıyla. Yasemin Hanım'la kabaca bir yerleşim planı hazırlamıştık aslında. Buyurun. Yeni sezon ayakkabılarınızın sergilenmesi için Yasemin Hanım içerideki salona özel ışıklandırmalı bir showroom istedi. Güzel. Ömer. Merhaba. Haber verseydin mekanı gezmeye birlikte gelirdik. Koray çağırdı acil. Mekanla alakalı bir sorun varmış. Ben de kalktım, apar topar geldim. Bize biraz müsaade edebilir misiniz? Gerçekten anlamıyorum. Mekan bakmak benim işim. Koray niye burnunu sokuyor? O kim ki ben ona hesap veriyorum? Defne, sen yoruldun, gel otur. Otur. Ben de gelirim zaten birazdan yanına. Şöyle geçelim mi? Konuya odaklanamadık da. Olur. Otur.
Alo, röntgene götüreceğiz seni. İçinde su mu var, baktıracağız o beynini. Neden anlamadım? Ne istifası? O da ne demek? Ne çabuk havaya girdin? Ha yok, öyle değil. Şimdi biz Ömer Bey'le... Sen hemen buraya gel. Ama ben Ömer Bey'in yanındayım. İşim biter bitmez gel. Ömer Bey'e ne diyeceğim? Neriman Hanım yeni ayakkabıdan istedi. Onu götüreceğim dersin. Bana bak, bekliyorum. Kore ayaklıymış. Mekanın bayağı işi var. Bugün zaman açalım. Sinan'la bir görüşelim. Bu Ragıp Beylerle olan öğle yemeğini de başka bir zaman ertele. Gezecektik seninle bugün ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Başka bir zaman telafi ederiz mutlaka. Hadi. Hı hı. Hadi. Ne oluyor ya? Ha, seni Defne tavsiye etti yani. Aynen abi. Lazım da artık iş değişikliği ya. Eyvallah. Hayır, ben Koray'a hesap mı vereceğim yani? Ne alakası var Yasemin? Takım işi bu. Sinan'la da bir konuşalım da. İso? Fo... Ne yapıyorsun kızım? İki gündür göremiyorum seni. İyi ya, çalışıyorum. Çok yoğun bu aralar. Sen ne yapıyorsun? İyi, yolunda her şey. İyi. Yasemin Hanım'ın şoförü efendim. Defne'nin arkadaşıymış. Gidiyoruz. İşte sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Sinan da artık gelmiştir herhalde. Ay Ömer Bey. Hı. Ben az önce mesaj attım. Ragıp Bey'le olan yemeği perşembe öğleden sonra aldık. Tamam Defa. Sağ ol. Sağ ol Şükrü abi. Anneanne, burada mıydın sen? Yok, içerideyim. Ne biçim soru? Ya öylesine şey ettim işte. Ne haber? Niye arıyordun sen beni? Hı? Gezmeye mi götüreceksin yoksa? Ya yok canım, ne gezmesi? Hem sen yorgunsundur şimdi. Şey diyeceğim ben. Ya bu kızlar neyse de, hani ben çok yük olmaya başladım sana anneanne. Hani çamaşırım ayrı dert, bulaşığım ayrı dert. Hani ütüsü desen, oho dünyanın işi ya. Kendin mi yapacaksın artık, onu mu diyorsun? Çüş anneanne, affedersin. Yok daha neler ya. Kız Esra, abine zam yaptılar galiba. Hizmetçi tutacakmış bana. Aa, hayırlı olsun abicim. Ya yok zammam, öyle bir şey değil. Ne zam mı? Şey diyorum ben, hani... ben de hani artık şey etsem, böyle hani biri olsa benim de yanımda. İş ortağı gibi mi? Çay bahçesine ortak mı giriyorsun yoksa? Arkadaş, bir insan bu kadar mı anlaşılmaz ya? Sen anlatamamış olabilir misin? Neyi kız? Ulan delireceğim ya. Of! Tamam be, tamam. Anladık, biliyoruz. Gider Nihan'ı isteriz sana, tamam. Ya of anneanne ya, madem anladın ne diye kıvrandırıyorsun beni kabus kedi gibi iki saattir ya? Çok komiktin ama ha. Yo, şapşik. Tamam değil mi anneanne? Hı? Hem Nihan da iyi kız. Nihan iyi kız da anası yılan, anası. Ne kokozdur o. Öyle bir kuru garson maaşına kız vermez. Yani ben söyleyeyim de. Nasıl ya? Haklı kadın Nihan abla senden çok kazanıyor sonuçta. Harbi mi ya? Yok canım, olmaz öyle şey ya. Ya ne alakası var? Olmaz. O işler bize ters. Valla ben tersi düzü bilmem. Düşüneceksin bunları. Hadi ben şekerliyorum. Uyandırmayın sakın beni. Vay be. Lan. Şimdi kız parası mı yiyeceğiz? Yok canım. Daha neler? Yok olmaz öyle şey ya. Ya kolumu keserim daha iyi be. Kolunu kesmenin konuya nasıl bir faydası var? Öyle havaya sıkıyorsun da.
Ne yapıyorsun Neriman? Kimi arasam diye mi düşünüyorsun? Ay evet. Harekat planı yapıyorum. Defne gelsin de halledeyim diye. Sen anlamazsın. Aa! Ay bakamayacağım. Aa! Neriman, bir saat boyunca telefon etmek yok. Organizasyon yapmak yok. Biraz dinlen ya. Motorun soğusun. Aa! Ay maço maço hareketler. Ay karısını da düşünürmüş. Yerim seni. Akşama kuaförleneyim bari. Ay. Neriman. Yine burada Neriman. Yine. Ömer geldi mi? Hayır Sinan Bey gelmedi. Gelince söyle benim odama bir... Sinan neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz. Buradayım Ömer, buradayım. Defne gel, benimle konuşmamız lazım. Ne oluyor ortak? Seninle de konuşacağız ama önce Defne. Hadi. Defne. Şuna bak ya. Asistan bir kız geldi. Hayatımızın merkezine yerleşti. Yasemin, laflarına dikkat et. Tamam. Geç. Otur şöyle. Sinan Bey, siz iyi misiniz? Ömer'le birlikte misiniz? Evet, yani asistanıyım. Ya kızım, onu demiyorum. Yani... Sizin Ömer'le sen yani... Hoşlanıyor musun ondan? Aşık mısınız? Ya ilişkiniz var mı? Hayır, yok. Niye sordunuz ki? Ne bileyim, hani birisinin inandığın bir şeyin böyle öyle bir özgüvenle aksini söyler ki sen kendine değil de bir anda karşındakine inanırsın ya. İşte. Beraber değilsiniz yani. Hayır, değiliz tabii ki. Siz bugün Neriman Hanım'la mı konuştunuz? Nereden anladın? Özgüven falan deyince. Evet. Sabah onunlaydım. Bu senin anlaşma olayını konuştuk. Dediğine göre eğer Ömer'i evlenmeye ikna edersen... ...düğünden hemen sonra gidecekmişsin ha. Benim anlaşmanın bu tarafından hiç haberim yoktu. Sen nasıl bir şey evet dediğinin farkında mısın Defne? Sinan Bey, ben işlerin hiç... Bu nokta yani hiç böyle bir noktaya geleceğini düşünmedim. O yüzden de çok fazla kafa yormadım buna. Neriman Hanım da olmayacağını anlar, planı iptal eder diye düşündüm. Ben üzülmeni istemedim. Özür dilerim. Tamam, ben buradayım. Tamam mı? Yanındayım senin, merak etme. Bir çaresini bulacağım. Alo, Neriman Hanım, işim şimdi bitti. Hemen geliyorum. Sinan Bey, benim şimdi gitmem lazım. Sonra konuşalım, olur mu? Olur. Senin mesain kaçta başlıyor? Geç kalmayasın. Ne olacak canım? Alt tarafı mahalledeki çay bahçesi işte. Senin o fiyakalı restoranla bizi tutma. Yok canım. Ben zor durumda kalma diye dedim. Tabii canım. Sen daha iyi bilirsin iş hayatını. Kariyer kadınısın ya. Ben
kariyer kadını. Evet, senin yanında biz kimiz ki? Serdar kim ki? Anca çay limonata taşısın teyzelere. Serdar seni gece tavşanlar mı kovaladı? Ne alaka şimdi kariyer kadını? Güler Sabancı mıyım ben? Neyse ya, boş ver. Hadi bin sen. Geç kalma işine. Vaktim yok. Ay çok yoruldum. Demek adamı kafesledin. Aferin. Sürpriz ata oynadım, kazandım. At mı? Ay sus bakayım. Bana bak, istifa da etmişsin. Ömer mi istedi? Çalışmama artık dedi. Ne dedi? Ben anlamıyorum. Yoksa sen mi? Aman nasıl olsa adamı kafeslemişim. Çalışıp da ne yapacağım mı dedi. Efendim? Aman neyse ne. İyi gidiyorsun. Otur bakayım şuraya. Otur Defneciğim. Otur, otur. Şimdi birinci aşamayı tamamladık. Sıra ikinci aşamaya geldi. İkinci aşama? Sevgili olduğun kişiyi evliliğe ikna etme aşaması. Ama Neriman Hanım ben... Sus bakayım. Hazır mısın? Doğrudan evlenmek istiyorum denilmez. Ama onu evlenmeden mutlu olamayacağına da inandırman lazım. Sana ne kadar çok ulaşamazsa o kadar yakınında, evinde, elinde, dizinin dibinde olmanı ister. Erkekler böyledir. Sahip olmayı severler. Aile çok önemli. Sürekli ailenden yana sorun çıkarmalısın. Dışarı çıkmamı istemiyorlar. Akşam sende kalamam. Gece eve geç dönemem. Evlenmemiz gerekiyor konulu mesajlar, mesajlar, mesajlar. Evlenmeden görüşemeyiz. Onu sensiz kaldığı her anında mutsuz olduğuna, hiçbir işi doğru düzgün yapamadığına ve duygularını tanımadığına inandıracaksın. Hayatının yolunda olmadığını söyleyeceksin. Durup durup bir şeylerine takacaksın. Ben olsaydım böyle görünmezdin. Ben sana çeki düzen verirdim. Bensiz olmaz diye hissettireceksin. Aman zaten onlar nasıl gözüktüğünü bilmezler. Ve işte evliliğe hazır, hatta baba olmak isteyen erkeği yarattık. Şahane hayatından vazgeçip çocuk kakası temizlemek için can atıyor şimdi. Kapiş? Ay Neriman Hanım bir durun. Aa, ani çıkış. Şirketteki bilgisayarların kapasitesi yetmiyor artık. Ne yapmak lazım? Bunun iki yolu var. Ya şirket olarak bulut sistemine geçeriz ya da daha yüksek kapasiteli harici diskler var. Onlara geçeriz. Tamam. Sen ikisinin de maliyetini çıkar, Sinan'a verirsin. Tabii. Ha bir de benim telefon kendi kendine resim siliyor. Ona da bir ara bak. Tabii, ben onu hallederim. Ne oldu, sakinleştin mi biraz? Sakinleşeceğim. Ne konuştunuz Defne'yle? Bir sorun mu var? Yok. Aramızda. Ne demek aramızda? Ömer, sen ne zamandan beri insanları tapulum alınmışsın gibi davranıyorsun ya? Ha? Ne oluyor şimdi bu? Şu demek oluyor. Çalışanımız da olsa karşımızdakinin bir insan olduğunu unutmayalım, tamam mı? Neyse. Konuşma daha kötü bir yere gitmeden kapatalım. Odamdayım ben. İşinize bakın arkadaşlar. Sinan ne oluyor? Seni tanımaya çalışıyorum. Anlamadım. Ha, gerçekten bu kadar zaman ben seni yanlış mı tanımışım? Ha, görmezden mi gelmişim bu hallerine? Sen hep böyle miydin Ömer? Kardeşim senin sinirlerin bozulmuş. Otur sakin sakin konuşalım. Benden kaçma. Sinan kaçmıyorum da önce sen bir sakin olacaksın. Olmuyorum. Tamam, herkes senin istediğin gibi olmuyor. Önce bunu bir öğreneceksin.
Ben sakin olmuyorum, Defne de senin emir erin olmuyor. Tamam mı? Ne yani, konu Defne mi? Bu yüzden mi kızgınsın bana? Konu sensin kardeşim. Bak, insanların kendi alanları var, kendi varlıkları var, kendi karakterleri var. Tamam mı? Hareketlerine dikkat et. Tahammül edemiyor mu? Siz bir gidin bakayım, gidin. Yani öyle. Öyle gibi. Gerçi bugün hiç öyle görünmüyordu ama. Ama neyse, zaten Ömer Bey'in sinyalleri ne zaman net oldu ki? O nettir de sen anlamamışsındır. Anlat bakayım şunu bana. Kızım anlatsana. Ya Neriman Hanım, olmuyor işte bu iş yani. Ben Ömer Bey'e hiç yaramadım. Günden gün geçtikçe daha sinirli bir adam oluyor, dengesizleşti. Bir günü bir günü tutmuyor. Ama borcum borç yani. Ne olur şey yapmayın, anlayın beni, olur mu? Olmuyor yani. Tamam. Sen şimdi git, benden haber bekle. Ay. Ay, ben gözyaşına da dayanamam, otur. Gelin gelin, kolonya. Neriman, amma gerginsin ya. Gel otur biraz, şöyle rahat ol, sakin ol. Sude'nin gelmesine çok az kaldı. O gelmeden şu köşk işini halletseydim çok güzel olacaktı. Ay, aylardır ilmek ilmek işliyorum. Yani işlerin böyle olması çok kötü oldu. Haklısın hayatım, haklısın ama ne yapalım, işte öyle oldu. Bak ne diyorum, ben sana şöyle bol buzlu bir meyve kokteyli yapayım ha. Ne dersin, karşılıklı içeriz, için serinler. Ay yok, canım rezene bile istemiyor. Hah, senin derdinin devası geliyor işte. Koriş, yetiş. Kız, asıl sen yetiş diye geldim. Aa, söyle bebeğim. Ay Nero, kız ben bir şey yaptım. Bu kül kedisi var ya, kül kedisi. Defne. Ay ben onu Pastonis'in marka yüzü yaptım. Ve herkeslerden de gizledim. Ay midasının kulakları eşek kulakları. Kız kuyulara haykıracaktım. Ay ne diyorsun? Ay vallahi öyle. Ay sonra o çektiğin fotoğrafları herkesler gör. Bir beğen. Ömer tutturdu, kim bu diye. Ay tabii ben bir şey söyleyemedim. Ay yine dünyaları yedim. İçim şişti, kocaman oldum. Kız ben var ya elemden öleceğim, yemin ediyorum. Bir dakika. Sen şimdi hiç kimseye söylemeden Defne'nin fotoğraflarını çektin. Bunu da hiç kimse bilmiyor. Ve Ömer de o fotoğrafları beğendi, öyle mi? Ay kız vallahi öyle. Dur ben sana göstereyim. Bak. Uçurtma bizden yana, bizden yana. Bir dakika, anlatacağım. Defne, istifa edebilirsin. Seni şirkete başka kapıdan sokacağız. Evet, acil harekat planı. Necmi! Ne oluyor ya? Koriş, Mine, üst hazırla. Ne
Neden durdun? Arkadaşa bir şey bırakacağım. Yok artık. İstersen sen tavla falan oyna arkadaşınla. Ben beklerim. Yok ya, gelirim ama. İndi. Bildiğin indi. Aa, hayır dedim ben. Ama ben hayır dedim. Kime diyorum İsmail? Ha, münasebetsiz. Ben ömrümde böyle lakaytlık görmedim ya. Ha, tavırlara bak. Kimsin sen ya? Kimsin? Ha, kimsin sen? Evet. Ben durabilirsin dedim mi sana? Tamam Yasemin Hanım, gidiyoruz işte. Sakin. Yok. Kesin balataları yaktı bu. Ay, bir öyle bir böyle. Anlamıyorum ki. Kızım bugün bana o kadar iyi davrandı ki. Fazla ilgiden bayılacaktım az kalsın. E daha geçen gün posanı çıkarmadın bu senin. E, tamam işte dengesiz. Ama bitti. Neriman Hanım istifa et dedi. Buraya kadarmış. Yere indim diyorsun. E mucizen sona erdi yani. Tabii bir de daha bu 200 bin meselesi var. Bakalım Neriman Hanım dalağımı mı alacak yoksa böbreğimi mi? Eder mi kız o kadar? Etmez değil mi? Sanma. Ama maşallah sen de pek umurunda değil. Sen daha çok Ömer'den ayrılacağına üzülüyor gibisin. 11 gün kaldı. Ay kıyamam. Günde sayarmış bu turuncu. Yani sonuçta bir daha göremeyeceğim onu. Allah'tan ümit kesilmez be. Belki yolda falan karşılaşırsınız. Ya değil mi? Belki bizim markete böyle ekmek almaya falan gelir. Manyak mısın kızım sen? Bizim yürüdüğümüz yollar ayrı. 7 ömür yaşasak biz karşılaşamayız onunla. E geri çek o zaman istifanı. Madem bu kadar özleyeceksin. Çekemem. Yani istesem çekerim de. Neriman Hanım istifa et dedi artık. Ben zaten onu hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Of ama neyse boş ver ya. Zaten akıl sağlığımı korumak için herhalde en doğrusu bu. Bence sen artık hiç akıl sağlığını falan düşünme. Zaten öyle bir şey kalmamış. Olsun Neriman Hanım. E benim fotoğrafımın altına gözlük yazmışsınız. Ben de Koliş yazıyor. Neriman, orada niye benim fotoğrafım yok? Evet, Necmiş Bey haklı. Ay Necmi, sen kumanda merkezisin. Koliş, planımızı tekrar et. Ay, Necmiş Bey tekrar etse? Ben niye tekrar ediyorum ya? Bu gözlük tekrar etsin. E ben az önce tekrar ettim de Neriman Hanım'ın sinir geldi tepesinden. Sonra beni kovaladı ya, yapmayın Necmi Bey. Ay! Susun. Tamam. Ben anlatırım. Şimdi bu Defne Koriş'in fotoğrafını çektiği kız. Ömer bunu bilmiyor. Evet. Bunu kimse bilmiyor. Bir tek Koray biliyor. Ya diyorum. Bir şey de şuna. Biraz. Emredin Neriman Hanım. Shut up. Ya kapayın çenenizi. Peki bu ortadaki ne Neriman? Bu lansman gecesi. Bu nasıl lansman ya? Ay evet, Necmi Hoş Bey haklı. Ya bilmiyor musun? Mahvetti o pis Yasemin. Ay, değil mi? Geldi bozdu lansmanı. Sinir etti, sinir. O Yasemin yok mu o Yasemin? Neriman hadi konuya dönelim artık. Ay tamam, tamam. Plan şu. Lansman gecesi büyük bir şokla aniden o herkesin merak ettiği çok gizli mankeni
ortaya çıkarıyoruz. O herkesin merak ettiği çok gizli manken, prensesler gibi giydirdiğimiz Defne olarak sahneye çıkıyor. Koriş, bu görev senin. Peki Ömer buna sinirlenmeyecek mi? Ha? Bunca zaman niye benden sakladınız, niye bana haber vermediniz, niye böyle şov yapıyorsunuz diye kızarsa ne yapacağız? Ay evet, Dejmoş Bey haklı. Kız ya bir şey derse... Ay şov yapmayı seviyorum. Karışma benim ruh halime dersin. Sanatçısın sen ayol. Sonra? Sonrası büyük şov. Ömer kül kedisine kavuşmuş olacak. Yasemin de böyle kalacak. Ay resmen olay. Evet, şimdi lansman gecesine kadar görev dağılımı yapıyorum. Vedat, sen benimle geliyorsun. Dijital çizelge yapacağız. Mine, Rezene, Neriman Team iş başında. Gelin. Pes doğrusu, pes. Neriman her seferinde level up diyor. Bu sefer beni şaşırtamayacak diyorum ama yine şaşırtıyor. Ay çok haklısınız Neşmoş Bey. Vallahi haklısınız. Koray, o sopayı öyle burnuma doğru sallama. Koy onu yerine. Pardon. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Full konsantrasyon sun bakıyorum. Öyle. Kahvaltı hazırlamak ciddiyet ister. Ciddi bir iş. Ben yanımda benden başka ciddi birini istemem. Açık konuşayım. Vallahi şansınızı zorlamayın isterseniz. Yoksa birazdan çirkin çirkin fıkralar anlatmaya başlayabilirim. Tamam tamam abartma. Sen bu saatte kahvaltı yapmıyordun değil mi? Yok. Ben bu saatte ancak beynimi uyandırabiliyorum. Midem hala uyuyor. Bünyem de işte bundan iki saat sonra falan kendine geliyor. Genelde yani. Tabii siz böyle erkenden kürek mürek. Ayrı dünyaların bünyeleriyiz. Tüh be. Desene birlikte kahvaltı yapamayacağız. Ya da ben geç uyanmayı öğreneceğim. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı? Kolay gelsin. Dönmeye kimse bilmez. Kimse bilmez. Mert. Hayırdır abi satılık matılık? İso bırakıyor bu işleri. Devredecekmiş işte. Yapma ya. Kaç papel istiyor? Yani fikrimiz olsun diye. Ben bilmem abi. İso'ya soracaksın onu. Eyvallah. Ne oldu abi? Yeni yatırımlar peşindesin bakıyorum. Ya yok be kızım. Sorduk işte öylesine. Ya olacağından değil ya. Ne ki? Ne güzel işte. Kendi işinin patronu olursun. Nihan abladan da çok kazanırsın. Orası öyle de. Bize bir İSO'nun hayaletiyle mi yaşayacağız ya? Kahve demek İSO demek. Ne öyle çakması gibi? Hiç anlamıyorum bu yetişkin egolarından ya. Basmıyor kafam. Bu mudur? Nantet değil mi? Hı hı. Fıtfat. Tamam, gidebiliriz. Güzeldir inşallah. Efendim? Hayır, teşekkür etmediniz de. Etmem mi gerekiyor? Görevim bu senin. Vallahi etseniz iyi olur o zaman. Hadi gidelim, çok işim var. Duymadın galiba. Duymadım. Etseniz duyardım. Bu mu yani? İnat mı yapacaksın şimdi? Vallahi var inceden öyle bir huyum. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Oldu mu? İdare eder.
Ömer Bey. İstifan bende kalmış. Al. Zaten sizde kalması gerekiyordu. Gurur mu yapıyorsun? Yapma. Yok. Verdiğim kararın arkasında duruyorum sadece. Gidiyorsun yani. Evet. Neden? Size tepki olsun diye vermedim ben o istifayı. Gerçekten gitmek istediğim için yazdım dilekçeyi. Sen şimdi baya baya gidiyorsun öyle mi? Evet. Gitmem lazım. Kendim için. Peki sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Dönerim bir saat sonra. Özür dilerim ama yapmak zorundaydım. Ne haber? Daha iyi misin? İyiyim. Sinan. Aramızda ne geçerse geçsin sen benim kardeşimsin. Ben bir şey yaptıysam bilmeden olmuştur. Peki başkalarının yaptıklarını Ömer? Bilerek mi bilmeyerek mi? Bak haklı çıkmak derdinde değil. Konu sensen zaten haklı çıkmayı da kovalama. Özür dilerim. Eyvallah. Benim de bilmemiştim. Kendi sorunlarım var böyle halletmem gereken. Ben bilmiyorum. Kafam çok karışık Ömer ya. Ama toparlayacağım. Merak etme. Bu arada şey, Koray ile Yasemin kavga etmişler değil mi? Sorma. İkisi de haklı tabii ama yani. Mekan olayı sende. Son sözü sen söyleyeceksin. Bir bak bakalım üstüne konuşalım. Tamam. Bitti. Ömer Bey gidebilirsin dedi. Gerçi kendi hala çalışıyor ama. Ya çok çalışıyor bu aralar, öyle böyle değil. Eve mi? Yani eve.
İyi hadi bırakayım seni. Yok canım hiç, şimdi zahmet etmeyin. Ama canım belki de zahmet etmek istiyorumdur. Hem ne zamandır görüşmüyoruz, iki muhabbet ederiz. Ya peki madem. Buyursunlar. Vay abi, kalemin icadından haberdar olmuşsun bakıyorum. Serdar, elindeymişken bize pazar listesi yapıver. Yaz oğlum, 2 kilo domates, 1 kilo soğan. Ya dur anneanne ya, ne soğanı şimdi? Hesap yapıyoruz burada. Vay, bir de matematik var işin içinde. Ya ne hesabıymış o? Neyin peşindesin sen yine? Of. Yok arkadaş, yine cıbırız, yine cıbırız ya. Ben bu kafayla kahvenin anca masalarını filan alırım. Ne kahvesi? İşte kahveyi devrediyormuş. Aa, Serdar'a mı? Düşünüyoruz işte. Madem aile kuruyoruz dedik, adam gibi bir işimiz olsun. Olsun oğlum, olsun. Bana bak, şu aşağıda beyaz eşyacı var. Onu mu alsam diyorum ha? Daha havalı. Ha? Ya ne yapacaksın küflü kahveyi be? Oldu anneanne. İstersen ben otogaleri alayım. Daha zengin durur. Duydun mu kız? Bak her gün başka bir arabayla gezeriz. Evet. Sinan Bey, size de çok zahmet oldu ya. Böyle kapılara kadar. Böyle kapıya kadar getiriyoruz. Kaçtır? Herhalde bir çayını içeriz artık ha? Aa, tabii tabii, buyurun. Anneanne. Geldin mi kara kaçan? Saat kaç oldu yine? Başlayacağım böyle işe ama. Anneanne Firen yap. Patronumuz Sinan Bey. Buyurun Sinan Bey. Merhabalar. Memnun oldum. Ben de. Ben de. Yok yok, sizinki kalsın. Olur mu canım? Herkes çıkarıyor. Zahmet etmeyin. Sağ olun. Çok güzelmiş burası. Böyle bir serin serin. Yazın hep buradaydık. İçerisi sıcak oluyor. Değil mi? Mantıklı yani. Sizin için pek öyle değildir tabii, bütün odada klimalar falan. Vallahi ben çok kullanmıyorum klima, çalıştırmıyorum. Yani dokunuyor çünkü, çarpıyor o yüzden. Kız Esra, resim çek resim. Seysime koyacağım. Anneanne gerek var mı ya? Sen karışma, bizim grubumuz var mahalledekilerle. Azıcık havam olsun. Ne güzel, demek feysiniz var. Buyurun. Teşekkürler. Ediyorsun. Abi. Anneanne. Sana yok ekmek arası. Abla, telefonunu verse resim çekeceğiz. Ay, ne fotosu canım şimdi? Ne var ayol? Aa, etiketlemeyiz istemezse. Yok canım. Anneanneciğim, şimdi misafirimizi darlamayalım değil mi? Estağfurullah. Siz şimdi ablanın patronu musunuz? Yani patron demeyelim de böyle iş arkadaşı yani. İşte böyle de mütevazidir kendisi. Sinan Bey bizim 2 patronumuzdan bir tanesi. Ama en popüler olanı. Demek siz çalıştırıyorsunuz kızıma kör vakitlere kadar. Ya yazıktır be oğlum. Çok çalışıyor kız. Çok yoruluyor. Gece gece dolma sardığı bir oldu vallahi. Nasıl, beğendiniz mi bari? Lezzetlidir kızımın eli. Beğendim. Beğendim. Çok beğendim. Yani hatta tadı damağımdan çıkmıyor. Dedim ki Defne, sen bir tanesin. Şey, yemek şey. Ya öyle dedi. Çok güzel olmuş, eline sağlık dedi. Teşekkür ede bitiremedi sağ olsun. Demek öyle, iyi bari. Allah inandırsın, ben de dedim ki züppedir, zengindir. Ne anlar el emeğinden demiştim ama içim rahatladı şimdi. Yavaş kızım, ne oluyor ya? Duramam İso. Defnelere risotto, Sinan gelmiş. Ay çekil. Risotto ne ya? Keşke akşam yemeğine de kalsaydınız ya. Anneannem patlıcanlı gözleme yapacakmış. Vallahi en iyi olduğu alanlardan biridir diyebilirim. Sağ ol, başka zaman belki.
Ama bak dolma olsa kalırdım. Yani şimdi yalan yok. Merhaba. Risotto Sinan Bey. Nasılsınız? Risotto Sinan. Risotto mu dedim ben? Risotto dedin evet. Ay siz onun kusuruna bakmayın ya. Siz hani böyle Manu'ya gençe sürekli risotto sipariş ediyordunuz ya ondan çarpıyor. Yani yanlış anlamayın öyle. İsim takmak gibi değil de komiklikler, şakalar falan işte biz. Komiklikler, şakalar. Kendimizce, kendince. Şakalar, şakalar. Ya ben senin bunu da nasıl fark etmemişim Defne ya? Hayır, şey, fark etmemek derken yani hani niye tanımıyordun? Tanımam zaten. Tanışamadık. Yani niye tanışmadık? Olur öyle ya. Takılmayın. Mekandandır o. Değil mi? Yani demek ki bazen bir şeyi fark etmek için başka bir fonda görmek gerekiyor. Tabii tabii. Yani bazen insan bir şeyi başka fonda görünce başka bir açıdan görebiliyor ya bazı şeyleri. Kesinlikle. Ay yalnız siz şu an tam fotoğraflıksınız var ya. Ay ne fotoğrafmış ya Allah Allah. Ay pardon sesim biraz yükseldi. Amca, hoş geldin. Hoş geldim de davet edilmeyince içeri hoş bulmadım yani. Buyur amcacığım, buyur. Gene mi yalnız? Yalnızım amca. Ömer, bu akşam sende kalabilir miyim? Kal tabii amca, evde bir sorun yok değil mi? Yok, evde sorun yok da Neriman yengende sorun var. Ya kadın iyice yüksek devire bağırdı. Uçup gidecek diye korkuyorum. Neriman yenge bu. Tabii. Uzaktan sana sevimli geliyor. Ama ben her gün dip dibeyim. Ya 24 saat burnumun dibinde. Şimdi amca onun için mesafelerin bir önemi yok. İsterse buradan Çin'e bile müdahale eder. İyi. O zaman Çin hükümetine haber verelim. Güvenlik tedbirlerini arttırsınlar. Ya ben bu kadınları hiç anlamıyorum ya. En başında huzur istiyordu. Şimdi huzursuzlukta dünya markası oldu. Amca tamam tamam ben anladım seni. Sen istediğin kadar burada kal. Bak burası sakin, huzurlu. Kafa dinlersin. Sağ ol Ömer. Ömer. Arabada şey var, golf takımım var. Ne dersin bahçeye kurup bir iki saat oynayalım mı? Enerjim getir. Hadi kuralım. Ama bak peşin peşin söyleyeyim gözünün yaşına bakma. Harcarım. Yakarım gençliğini. Yak benim gençliğimi amca. Hadi. Getiriyorum hemen. Günaydın Şükrü abi. Günaydın. Ömer Bey döndü mü? Bugün çıkmadı küreye zaten. Bahçede şimdi. Niye ki? Akşam misafiri varmış. Çok da geç yatmış. Misafiri mi varmış? Kim? Kim varmış? Amcası. Şey Necmi Bey biliyorsun değil mi? Tabii canım biliyorum. Bilmez miymiş Necmi Bey? İyi. Ben kaçtım o zaman. Hadi kolay gelsin. Sana da. Günaydın. Golf'a. Tabii yani deve güreş olacak hali yoktu ya. Yakışır. Ece amcamla oynadık da özlemişim. Tekrar golf'a atılayım diyorum. Atılın atılın. Oo, size de iyi gelir. Ya biraz içiniz açılır. Ne öyle hep iş hep iş. Sizin de bir canınız var. Babam da severdi. Babanız mı? Gel öğreteyim sana da. Defne golfte yok artık daha neler. Ya korkacak bir şey yok. Kaparsın hemen gel. Ya Ömer Bey benim öyle becerim yok yani. Şimdi yapamam, başaramam falan öyle el yeteneğim yok. Ben varım korkma.
Peki o zaman. Ama gülmek yok. Gel buraya, gel. Eşimizden gülüyorsunuz. Gel, gel, gel buraya. Ver onları bana. Hop, kurtulduk. Gel böyle. Sana emanet aman ha. Olayımız bu. Geçti, gözyaşları kaldı çimende. Şimdi önce konsantre olman lazım. Tamamen topa odaklanacaksın. Başka bir şey düşünmek yok. Ya siz şimdi böyle söyleyince benim aklıma salak salak bir sürü şey gelecek. Gelelim sopanın tutuluşuna. Ver bakayım elini. Ellerim buz gibi. Golf oynamadığım için heyecanlandıysam demek. Ha. Heyecan olmuştur. Hazır mısın? Hı-hı. Bence hazırsın. Hı-hı. Hadi. Oraya girdi. Wow. Allah'ım yine yakalanamadım ya. Şanssızsın Koray, şanssızsın. Ay Koray. Biraz önce ben de seni andım. Görüyor musun? İçim ne kadar temiz. Yasemin'cim, içinin güzelliği nerene yansımış ben de ona bakıyordum. İstersen buna bak. Bir gün kaldı. Lansman projemin son haline göz atmak ister misin diyecektim. Ha, yanlış anlama. Kendini dışarıda hissetmeni istemediğimden. Canım benim. Ben hep ailedeydim. Dışarıdan gider sensin be. İyi o zaman. Sen de herkes gibi yarın görürsün projeyi. Yürü Derya. Asıl organizasyonu sen göreceksin. Ay ben bu kareye damacana dedim, hırs yaptı, kilo verdi. Ay Koray bir şey bul, bir şey bul. Al. Buldum vallahi buldum. En güzel. Pardon. Yasemin Hanım'ın odası... Anlat, dinliyorum. Ne anlatayım? Alık mısın Derya? Son havadisler neler, dedikodu var mı? Anlat. Ha şey, vallahi bir şey yok. İşte herkes lansman için çok heyecanlı. Yarını bekliyoruz. Yoklama aldın mı? Ömer Bey daha gelmemiş, Sinan Bey de öyle. Hmm. Şuraya koy. Aa bunlar ne? İnternet siparişlerim canım. Ne oluyor ya? Yani havayı öyle feci gerdiniz ki makasla çap diye kesiverecektim az kaldı. Çok konuşma. İşine bak sen. Hı. Dün akşam da hiç aramadın. Ne iş? Kafam karışık biraz.
İşte ben de onu soruyorum, neden? Nihan, sen kaç para maaş alıyorsun? Ya dur dur söyleme, vazgeçtim ya. Galiba ben senden daha az kazanıyorum abi. 3 kuruş para veriyor pinti herif. E tabii bir de sen de yılların garsonusun. Ben daha yeni. Bitti bir çay bahçesinden de. Uf, neyse boş ver ya. Ay sen bayağı bunları düşünüyorsun. O kadar ciddiyiz yani. Herhalde kızım, evcilik mi oynuyoruz burada? Talih biz sana dedik ama işte bu maaşla. Ay bir dur. 40 yılbaşı bilmeden bir incelik ettin. Azıcık tadını çıkarayım, eriyim biraz. Kızım ne inceliği ya? Durum ciddi diyorum. Yani bu iş nasıl olacak, neyle olacak? Ha? Böyle pazardan elma almıyoruz ki, kız alıyoruz sonuçta. Ay öküz can seni. Aman be Serdar, derdimiz bu olsun. Nedir yani? Hallederiz. Hallederiz derken? Canım bulunur bir yolu. Hem seni beni mi var aile olduktan sonra? Evet ya, aile öyle bir şeydi. Ha, iki gönül bir olunca diyorsun. Vallahi onu şu an sen diyorsun. Ya bak ya, gene mi yanlış zamanda gelinir arkadaş? Ya ben bu şoförü ne yapsam, bir yerde kıstırıp ne yapsam ya? Görüşürüz o zaman. Sevgilim. Sevgilim? Lan yakıştı da ağzıma ha. Sevgilim. Aşkım. Lan. Seviyorum lan! Lansman için basın 4'te mekana gelecek. Yasemin Hanım da zaten sabahtan orada olacak. Yani sizin en geç 2'de orada olmanız gerekiyor. Peki, teşekkürler. Aa, ben bütün gün zaten yanınızda olup yardım edeceğim. Son güne kadar işimin başındayım yani. Lansman çıkışı gidiyorsun ama. Evet. Peki baktın başka bir iş? Yani var mı bir şeyler? Henüz fırsatım olmadı daha bakacak ama bulurum herhalde bir şeyler, merak etmeyin. Hangi firmayla görüşürsen görüş, beni referans olarak gösterebilirsin. Teşekkür ederim. Seni sormak için aradıklarından bugüne kadarki en iyi asistanım Defne Hanım'dı diyeceğim. Gerçekten mi? Tabii. Seninle çalışan her yönetici kendini şanslı hisseder, emin ol. Pasyonu seni hiç unutmayacak. Ben de pasyonisi hiç unutmayacağım. Ayrılması zor olacak ama öğreneceğim. Neyse ben çıkayım artık. Yavaş yavaş arkadaşlarla da vedalaşayım. Tamam. Buraya gel çabuk. Konuşmamız lazım seninle. Tamam, konuşalım. Geçin içeri. Kız Ömer görür orada. E burada konuşalım o zaman. Kapının önünde. Kız duyar. Ay ne yapayım Koray Bey? Mesaj mı çekeyim size? Ne yapayım ben? Ha yok. O da olmaz da. Aa bak, çaktırmadan Sinan odasına gideceğiz. O yok zaten. Orada konuşuruz. İyi, gidelim hadi o zaman. Ay, hadi. Geç arkama. Koray Bey, ayrı ayrı mı gitsek? Ben böyle geçemiyorum. Aa, kız doğru söylüyorsun aslında. Hiç aklıma gelmedi bu. Hadi o zaman sen yürü önden, hadi.
gerçekten daha fazla dikkat çekemezdik yani. Kız, çok güzel gizledim ama senin değil mi? Hı. Ha? Bana bak, nörom sana bu planı ayrıntılı bir şekilde mesaj olarak atacaktı. Attı değil mi? Evet, attı. Ben sana güvenmiyorum hayatım. Vallahi güvenmiyorum. Aklım beş karış havada senin. Bir WhatsApp grup falan mı kursaydık acaba? Böyle Operation Confidential diye. Ne diyorsun? Hı? Ay böyle son görüle, son görüle milleti çatır çatır çatlatırdık. Ama işte kurmadık, o konu geldi geçti. Koray Bey artık asıl konuya gelseniz. Konu? Ha evet evet. Hayatım bak, yarın lansmanda seni dışarılarda bir yerde gizleyeceğiz. Sen biz artık bir yerlerde beklersin edersin. Sonra biz işte ayakkabının sahibi Cinderella diye sunduktan sonra... Sürpriz! Ay çok heyecanlanmışsın. Çak, çak, çak. Ay aman neyse ne. Anladık tamam. Ama büyüttünüz ya. Ben zaten işe yarayacağını sanmıyorum. Aşk öyle bir şey değil çünkü. Değil mi? Aa, öyle mi diyorsun? Öyle. Kız ben o yüzden mi böyle kaldım ha? Nasıl, neymiş o? Hiçbir şeye gerek yok galiba. Ne sözler, ne kıyafetler, ne yerler. Sadece o olsun yeter. O kadar. Tamam sus. Kafamı karıştırma. Bak planımız bu. Ömer o mankenin sen olduğunu öğrenince bayılacak. Tamam mı? Bana bak kız. O romantik ruhun yüzünden bu işler bozulursa vallahi seni vururum. Ay aman iyi tamam. Hadi şimdi dikkatli bir şekilde buradan çıkıyoruz. Tamam mı? Geç arkama. Ya Koray Bey öyle olmuyor ya. Mümkün değil. Hayır, olamaz. Olamaz. Hayır, olamaz. Bu Defne mi? Ha? Öyleymiş. Yani bir manken olmadı, kaldı. Allah kahretsin! Bu çok saçma. Ya bu Koray manyak mı ya? Onca manken dururken bu paçozu mu çekmiş? İşin ilginç tarafı, herkes de bayıldı yani. Kes Derya, kes! Bütün hıncımı senden çıkarırım şimdi. Yastık. Demek Koray Defne'yi soracakmış ha? Hem de benim lansmanımda. Benim lansmanımda. Benim. Benim anlamadım. O Neriman'a ne oluyor? Neriman niye yardım ediyor ki? Onun Defne'den ne menfaati olabilir? İşin o kısmını ben de çözemedim. Biliyorum, biliyorum. Kesin beni sinir etmek için yaptı. Kesin. Bu dandik asistan bile senden daha iyi demeye getiriyorlar. Öyle mi yapıyor? Öyle tabii, öyle. Beni gıcık etmek için o kızı da maşa olarak kullanıyorlar. Kesin. Pasyonistin yeni mankeni oldu ama işte... Derya. Gözümü açtığımda eğer hala buradaysan sana vurmak zorunda kalacağım Derya. Ne? Hala buradasın Derya. Ne bu? Bayağı bir pazarlık ettim. Hava parasını yarı indirdiler. Ne diyorsun kızım? Konuştum işte Mert abiyle. Teklif aldım kahve için. Bak çok iyi fiyat. Hakikaten ha. Bayağı iyi. Aferin kız. Ben şimdi ne yapsam? Ne yapsam? Kredi çeksem. Yok yok. İso'yla konuşayım önce. Ya İso'yla da ne konuşacağım ki? Kahveni bana ver. Ben de seni sevdiğin kızla rahat rahat evleneyim mi diyeceğim. Adam deste beni. Nefsi müdafadan 3 ay yatar çıkar yemin ediyorum. İso yapmaz öyle şeyler. Git konuş bence. İsteyenin bir özür, vermeyeni biliyorsun. Nihan abla için değmez mi? Ya Esra, biz sana küçükken çok balık yedirdik galiba. Hepimizden akıllı oldun sen. Aldım değil mi? Aldın, aldın. Al. Hak ettin bunu. Git kendine dondurma al. Gerek yok. Var param. Sen koy onu cebine. Yuva kuracaksın sonuçta. Lazım olur. Ne olacak?
olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında. Bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Defne. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Son kahvaltımıza. Evet, son. Ben programınızdaki değişikliklerin üzerinden geçeyim bu arada. Yasemin Hanım mekana gitmeden önce onu aramanızı istedi, bana not bırakmış. Lansmandan hemen önce de dijital bir dergi sizinle röportaj yapmak istiyormuş. Bizden acil geri dönüş bekliyor. Defne. Gerisini ben hallederim, sen arabada bekle. Deryacığım. Günaydın şekerim. Şekerim. Ne güzel bir gün değil mi? Sanki bütün dünya bana kendimi iyi hissettirmek için işbirliği yapıyor. Bir dakika ya, siz neden bu kadar iyisiniz? Neden olmayayım? Ya kısa dönem hafıza kaybı falan mı yaşıyorsunuz Yasemin Hanım? Hatırlamıyor musunuz? Defne, ayakkabı, lansman, Koray, Neriman Hanım, Defne'nin ayağı. Vız gelir. Bugün benim günüm. Kimse keyfimi bozamaz. He, sizin aklınızda bir şey var o zaman. Benim aklımda her zaman bir şeyler var şekerim. Ama sen bu düşük IQ'lu tepkilerinle keyfimi kaçırmak üzeresin. Haydi, kaybol. Ama laflıyorduk. Sonra. Lansmana saatler kaldı ve benim dünya kadar işim var. Hadi, out. Ne oldu, niye durdun? İlk şirkette işe başladığım zaman siz böyle önden koşturuyordunuz. Ben de arkanızdan yetişmeye çalışıyordum. Hatırladınız mı? Böyle aşağıdan yukarıya çıkana kadar kendime parkur yapmıştım. Şurası da böyle bitiş çizgimde. Demek ki az önce senin belirlediğin bitiş çizgisinden geçtik. O zaman ben odama gideyim. Tamam, ben de. Tamam.
Allah'ım sen güç ver. Alo. Bana bak. Akşam patlatıyoruz seni. Her şey aklında değil mi? Aklında Neriman'ın. Tamam. Sen direkt mekana gelirsin. Koriş'le ben orada olacağız. Orada hazırlayacağız seni. Öyle düşündük. Şüphe uyandırmayalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi kendini yorma sen. Ay kız sanki bu sefer olacakmış gibi bu iş. Ay olsun artık Koriş. Yani şu hayatta en fazla defterin üzerinde emeğim var. Ayol en çok ona mesai harcıyorum. Ben Sude'yle böyle uğraşmadım. Ay o da ne güzel kızdır. Anasının kızı. Ay canım benim. Neyse değecek ama dediğim gibi Defne tamamdır bu gece. Ay hadi inşallah kız. Ay inşallah kuşum. Kız, bu nasıl? Başarırsın bu işte. Bak farkındaysan ben sana yapamayacağın işler vermiyorum. O yüzden heyecanlanma. Hadi. Hadi. Buyurun. Almaz mıydınız? Almazdım şekerim. Çekin. Ama çok güzeller. Alın lütfen. Tatlım, deli misin? Çekil. Peki siz alma. Ay, çok özür dilerim. Dileme, özür dileme. Sakar, beceriksiz, hatta şişko. Yasemin'in kötü bir kopyasısın. Al şunu, seni kovdurabilirim Derya. Şimdi sıra Koray'da. Canım bak ben senin telefon numaranı alacağım lansman çıkışında. Şu anda kuliste, şarjda telefonum. Unutturma. Kız bir şey diyeceğim. Senin eski... Koray, seni biraz rica edebilir miyim? Gelirim birazdan. Ne var? İş konuşuyoruz şurada. Yani filmin en güzel yanı fışkırdın yine. Burada da iş var cicim. Sen kendini pazarla diye kurmadık çadırı. Mini defilenin kızlarından biri kendini tuvalete kilitlemiş. Valla çıkarsan çıkarsan sen çıkarırsın. Hadi. Aa, niye kilitlemiş? Anoreksi krizi. Ya git şu kızı sakinleştir yoksa bir rezillik çıkaracak. Bak bu gece hepimiz için çok önemli. Şimdi savaşın sırası değil. Mal iyi be iyi. Sana sinir oluyorum, sinir. Hay Allah'ım ya, kusma hayatım, kusma. Hayat kısa, böyle de koca bulursun. Koriş! Aa, Nurum. Bebeğim. Çiçeğim. Ne oldu? Manken varmış. Manken? Yasemin dedi. Kusuyor dedi, git çıkar dedi, tuvalette dedi. Yasemin mi? Evet, Yasemin. Yasemin! Aa, bakın mı varmış? Hay Allah. İyi peki madem, biz sahneyi alalım. Pis Yasemin! Pis Yasemin.
Lansman harika gidiyor. Bomba. Herkes bayıldı yeni modele. Herkes. Sizin içeride olmanız gerekmiyor mu? Gerekiyor da şimdi herkes böyle ayakkabıyla ilgilenince. Tabii benim de biliyorsun böyle ikinci plana atılmakla ilgili bazı sorunlarım var. O yüzden derhal terk ettim ortamı. Yani kısacası çok sıkıldım, dışarı çıktım. Gerçi Koray bile içeride değil. Nerede bilmiyorum. Genelde böyle bayılır ya kendi hazırladığı şovu seyretmeye. İlginç. Sinan Bey. Hı? Esprilerinizi çok özleyeceğim. Sadece esprileri mi özleyeceğim? Beni özlemeyeceğim mi? Hayır, tabii ki. Sadece espri değil. Sizi de çok özleyeceğim. Biliyor musun? Böyle hiç gitmeyecekmişsin gibi geliyor. Hani sanki yarın tekrardan ofise geleceksin. Böyle biz seninle şeyde kahve makinesinin orada böyle karşılaşacağız. Böyle sohbet edeceğiz falan yani. Oh. Sizden bunları duymak gerçekten çok güzel. Ay bir de Ömer'in asistanısın ya. Düşün bir de benim asistanım olsan demek ki hiç ayrılmayacağım. Benim asistanım. Olsan ne güzel olurdu değil mi yani? Beraber çalışsak hani bir güzel olurdu. Çok güzel olurdu. Çok da iyi anlaşırdık. Ay telefonum da yok. Vedat salağına vermiştim çantamı. Kız benimki de kuliste şarjdaydı. Ay Nurum ne yapacağız? Bağıralım. Aa çok zekice. Ömüş! 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 Ay bu böyle olmayacak. İçerisi çok gürültülü, sesimizi duyamazlar. Ay hele bir buradan çıkalım. Ben o pis Yasemin'e yapacağımı biliyorum. Elimden kurtulamaz. Kız saçını başını yolalım. Külü aldığını inandırıp hayatını karartalım. Üçüncü sayfa bile yapalım onu. Ay çok kriminal. Ay ne yapacağız? Defne de bizden haber bekliyor. Ay bütün planlarımız suya düşecek. Bir şey yapmamız lazım Koray. Ay dur bir düşüneyim de. Ah pencereden çıkalım. Ah çok güzel fikir. Hadi. Bu çok iyi fikir. Bu çok iyi fikir bu. Çok iyi fikir bu. Hangi fikir? Ya sen pansiyonla çalışmaktan memnunsun değil mi? Yani böyle şirketle ilgili bir sıkıntın yok. Yoktu. Niye soruyorsunuz ki? Yani bu Ömer mevzuları falan olmasa aslında tam da çalışmak isteyeceğim bir yer yani. Evet. Şirketin işleyişini biliyorsun, herkesi tanıyorsun, herkesin huyunu suyunu biliyorsun. Yani sen pansiyonla alıştın, pansiyonla sana bir nevi. Konuyu nereye bağlayacaksınız şu an gerçekten çok merak ediyorum. Şuraya bağlayacağım. Madem Ömer'le olmuyor ama madem burası senin çalışmak isteyeceğin yer... ...o zaman gel benim asistanım ol. Siz ciddi misiniz? Ben çok ciddiyim. Asistanım olur musun? Yani durumu biliyorsunuz. Ay olmuyor mu? Ay sığamıyorum Nurum. Kız gerçi bir haftadır da kilo vermiştim ama bir kilo iki kilo falan. Ay şöyle iyice bir zorla kendini. Ayol nerimi zorlayayım artık? Çıkamıyorum işte. Ay ya bizim Safoz'u daha çıkarmamız lazım. Ay. Kız kenarlardan ittir, kenarlardan. Ay. Ayol kenarların sığmıyor ki. Kız hiçbirim sığmıyor zaten. Ay, hadi in sen ben çıkayım. Ay, aa kız sıkıştım burada. Ha çıkıyorum dur. Ay. Ay ay ay. Gel. Ay. Ay ay. Ay ay. Ay. Şimdi ben çıkayım sen beni it. Kız çıkabilecek misin? Aa. Ayol ben bale yaptım. Tabii ki çıkabilirim. Aa, kız biz vallahi çok zekiyiz ha. Ay iyi düşündük şu camı. Hadi. Ay. Ay dur dur dur. Ay pis Yasemin. Ay sıkıştım Koriş ben de sıkıştım it. Ay itiyorum hayatım olmuyor ama. Ay ay sinir geldi tepemden. Ay şu anda nasıl hissettiğimi bile bilemiyorum. Ay it Koriş it. Hayatım olmuyor. Kız senin sabunla sak mı acaba? Ayol ben yüzük müyüm Koriş? Ay doğru diyorsun ayol. Ay ay bizim Safoz'u hazırlamamız lazım da. Ay.
Allah. Ya lansman bitti, herkes dağılıyor. Koray Bey ile Neriman Hanım ortada yok. Ay kesin yine bir şey oldu ya. Neyse dur bakalım. Allah. Neredesin? Her yerde seni arıyorum. Ne oldu? Organizasyonda bir sorun falan mı var? Hayır, çok iyi gitti. Zaten az önce bitti. O zaman artık benim bitme zamanım geldi. Her şey için çok teşekkür ederim Ömer Bey. Kendinize iyi bakın. Pardon, bölmedim değil mi? Defne, verdin mi güzel haberi? Güzel haber. Defne kalıyor. Gitmemesi için ben ikna ettim. Öyle mi? Öyle. Benim asistanım olarak işe devam.